gebeliğin birinci haftasında neler yaşanıyor bunu anlatmıştım. Şimdi sıra geldi ikinci haftaya. Bakalım ikinci haftada neler yaşanacak. Gebeliğin birinci haftası adet döngünüzün ilk başladığı gün demiştik zaten. Şimdi kanamanız henüz yeni bitti ve aslında gebeliğin ikinci haftasına girdiniz. Henüz hala gebe değilsiniz ama eğer bu ay gebe olacak olursanız bu gebeliğinizin ikinci haftası sayılmış olacak. Geçen haftanın sonunda sadece bir yumurtanız büyüyüp olgunlaşmıştı. Bu hafta bu yumurta iyice büyüyüp olgunlaşacak ve yumurta hücresi tüpün en geniş kısmında spermle buluşacağı yerde beklemeye başlayacak. Tabii bu bekleme esnasında çok fazla östrojen ve progesteron hormonu salgılanacak. Bu hormonlar rahmin iç tabakasını kalınlaştırarak bebeğinizin yaşayacağı ortamı hazır hale getirecek. Bu haftanın sonunda bir sperm hücresi sizin yumurta hücrenizi dölleyecek ve aslında 3. haftanın başlangıcı sayılacak. Ve bebeğinizin ilk hücre taslağı hazır olacak. Eğer gebe kalmak istiyorsanız kendinize düzenli bir takvim yapmanızda fayda var. Çünkü yumurtanız sadece 24 saat hayatta kalabilecek ve bu 24 saat içerisinde herhangi bir spermle karşılaşmazsa döllenme olmayacak. Bir sperm hücresinin ömrü ise bir kadın vücudunda 72 saattir. Yani eğer gebelik düşünüyorsanız ve bu olasılık arttırmak istiyorsanız sizin yumurtlama gününüzden 72 saat önce ve 24 saat sonrayı hesaplayarak ilişkiye girmeniz gerekmekte. Doktorlar takvim yöntemiyle korunmayı da çok önermezler. Çünkü bir kadının yumurtlama günü değişebilir. Yani sabit değildir. 14. gün diyoruz ama bu farklılık da gösterebilir aslında. Yani bu mevsime göre, kullandığınız ilaçlara göre, yediğiniz, içtiğinize göre, bir kadının ruh haline göre bile değişebilir. Yani garantisi yok aslında. Kısacası ikinci haftanın sonunda döllenmeye hazır bir yumurta var. 3. haftada neler olacak? Bir sonraki videomda bunu anlatacağım. Haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.